Nefis bir poğaça tarifiyle mutfağıma hoş geldiniz. Kıvamını çok seveceğiniz yumuşacık puf puf bir poğaça. Ben adını aşk düğümü koydum. Hemen yapımına geçeyim. Yoğurma kabımıza 2 paket instant mayayı alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ve 2 yemek kaşığı şeker ekleyip 10 dakika kadar köpürmesi için bekleyelim. Köpürdükten sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı erimiş tereyağı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra 4,5 su bardağı kadar un ekleyelim. Unu kontrollü bir şekilde dökelim arkadaşlar, çünkü herkes aynı gitmez. İyice yoğuralım. Gördüğünüz gibi ben unun hepsini birden dökmedim. Yavaş yavaş döktüm. Unu dökerken kullandığım bardak ölçüm 240 milim. Evet, hamurumuz toplandı artık. Üzerini streç film ile kapatıp 1 saat kadar sıcak bir yerde mayalandırmaya bırakalım. Evet, hamurumuz mayalandı artık. Mayalanan hamuru düz bir zemin üzerine alıp yaklaşık 2-3 dakika daha yoğurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparalım. Her bir bezeyi rulo şeklinde sardıktan sonra elimizi hafifçe bastıralım. Elimizle bastırdıktan sonra uzunlamasına koyalım. Yukarıdan yaklaşık 2 santim kadar bırakıp bıçakla aşağıya doğru 2 kesik atalım. Kesik atılan yerlerden örgü yapalım. Örgü haricinde kalan boş kısma isterseniz kıymalı, peynirli, patatesli harç koyabilirsiniz ya da boş olarak da sarabilirsiniz. Eğer içine harç koyacaksanız harcın dışarı çıkmaması için elinizle hafifçe bastırın, daha sonra düğüm yapın. Evet, tekrar yapalım. Bezemizi elimize aldıktan sonra rulo şeklinde saralım. Uzunlamasına elimizle açalım. Yukarıdan 2 santim boşluk bıraktıktan sonra 2 kesik atalım ve örmeye başlayalım. Örgü işlemimiz bittikten sonra boş olarak da sarabilirsiniz, gördüğünüz gibi. Tüm bezelerimiz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Aşk düğümü poğaçalarımız hazır olduktan sonra 12'li cupcake kalıbını hafifçe yağlayalım ve içerisine bırakalım. Üzerlerine yumurta sarısı sürelim ve 15 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında pişirelim. Bu ölçüden yaklaşık 25-26 adet çıkıyor. Evet, fırından çıktılar. Hemen doku testinde size göstereyim. Bakın, yumuşacık puf puf. Sahurda gidecek çok güzel atıştırmalıklar. Aynı zamanda gün sofralarınızda yerini alacak, hem göze hitap edecek hem de damaklarda tat bırakacak bir lezzet. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınızı bir diğer tarifinde görüşmek üzere, hoşça kalın.